Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte bak sadece beni dinleyerek Fatih olabileceksin aslında. Ama sadece atlamadan dinle ve sonunda Fatih ol. Ligin ne olursa olsun hiçbir sıkıntı yok. Bronz olsun, gümüş olsun falan filan. Bunlar boş işler. Rankın ne olursa olsun ben seni eğer ki bu taktikleri uygularsan her türlü Fatih yapacağım. Şimdi istersen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şimdi sen diyorsun ki adamlar taç oluyor, as oluyor, Fatih olamıyor. Ben nasıl bronzdan Fatih oldum? İşte bak olay orada aslında. Bu arada videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik like atarak destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma da abone değilsen abone olup bildirim açarak da destek olabilirsin. Benim bu söylediklerimi eğer yaparsan günde 2, hadi diyelim müsait olursun falan filan, ne kadar oynarsan orası değiştir ama günde 2-3 saat oynayarak aslında Fatih olabilirsin. Mesela günlük canın sıkılıyor, işte eşleşmeyle otomatik eşleşmeyle maça giriyorsun falan, böyle as ligine kasıyorsun. Fakat şöyle bir olay var. Mesela genelde herkes ne yapıyor? Bir sezonda 200 ile 300 arası maç atıyor. Ama eğer ki sen bu taktiği uygularsan 100 maçta falan aslında Fatih olabilirsin. Eğer ki mobilsen her türlü olursun. Birçok kişi hala Fatih kaç puanda olunur, nasıl olurum bilmiyor. Ben de hani bu videoları o yüzden çekiyorum zaten. Kendim de bizzat her sezon Fatih olduğum için en güzel şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Peki sen bu sezon nasıl Fatih olacaksın? Ben ne zaman Fatih olacağım? Çünkü ben biliyorsunuz ki YKS'ye çalışıyorum ve sadece yayınımda akşam 5'te yayın yapıyorum. Gelmek istersen eğer ki bilmiyorsan gelebilirsin. Ayrıca Nimo ile ortak yayın yapıyoruz. Nimo TV'den de takip edebilirsin. Onun da linki açıklamada var zaten. Hani ben böyle mesela günde 2-3 saat yayın yaparak Fatih olabiliyorum. Peki sen neden günde 4 saat oynayıp Fatih olamıyorsun? İşte sıkıntı burası. Bu arada Fatih'e ne zaman başlasam acaba geç mi kaldım diyen arkadaşlar, işte de şunu söyleyeyim. Sezonun son 3 haftası gelmediği sürece her türlü Fatih olabilirsin. Çünkü son 3 hafta geldiğinde işleriniz bayağı bir zorlaşır ve oyun az puan verir. Neden derseniz herkes rankı bıraktığında sizin maçlarınızda düşük rankta adamlar olduğu için PUBG Mobile sizlere az puan veriyor. Peki sen nasıl daha fazla puan alıp nasıl daha çok puan alıp nasıl Fatih olabilirsin? Şimdi PUBG Mobile'de şöyle bir şey var. Bak ben mantığı direkt söyleyeyim sizlere. Hangi maçın puan verdin, hangi maçın puan vermediğini anlayın. Bak şimdi burada mesela benim 2 kill ile 14. olduğum J7 Prime'la 5 FPS'de girdiğim bir maç var. Ve burada bana artı 20 puan veriyor. Daha sonrasında ise ben emülatörden 5 kill alıyorum, 4. oluyorum, işte kill alıyorum falan filan 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 filan. Bakın verdiği puan bu şekilde. Mobilde bu şekilde. Mobilde bu arada 2 maçım daha var, onu da göstereyim sizlere. Burada mesela 1 kill ile 5. oldum, artı 19. 3 kill ile win aldım, yine artı 19. Peki PUBG bu puanları neye göre veriyor? Şimdi biliyorsunuz ki oyunda kapanan bir alan var ve eğer ki 4 ya da 5, hangisi son alan tam olarak hatırlamıyorum ama hani böyle alanın çok nasıl diyeyim, dar olduğu bir zamanda eğer ki haritada böyle 25 kişi varsa o maç, bil ki sen bak mesela ben burada 2 kill ile 14. oldum ya, bu maç o maç demektir. Hani eğer ki o maç kalabalıksa, kimse ölmüyorsa tek amacın ilk 10'a girmek olsun. Çünkü o maç sen ilk 10'a girersen inan hani normal maçın killisinden daha bol puan veriyor. Yani direkt bak direkt bol puan veriyor. Mesela ben burada gittim 3 kill ile win aldım, 19 veriyor. Taş ligine geliyorum, 2 kill ile 14. oluyorum, 20 puan veriyor. Hani aslında olay bu şekilde. Tabi bir de bu maçta sen daha çok puan alırsan, hani birkaç da fazla leşin olursa daha güzel puanlar alabilirsin. Onun için kanalımda 5 tane 6 tane falan bot mekanı var. O videoları da izleyebilirsin. Hani botları vurayım, ondan sonra gideyim yılanlayayım, Fatih olayım dersen tabii ki de yap. Mesela ben kendimi şu an sıralamamı göstereyim. Taç 5 rankındayım. Sezonun 10 ya da 11. günü falan şu anda. Aynı 28 olunca bugün 11. günü oluyor ve hani ben sıralamada 8790'dayım. Eğer ki sen de ilk 10.000'e girdiğinde gelip buradan nerede kasıyorsan seçersen buradan kendi sıralamını da görebilirsin ve Fatih olacağın gün gece 3'te, yani 3 tam olarak 10 geçip ilk 499'daysan Fatih'sin, hatta 500 bile olsan Fatih'sin. Ama eğer ki sen 501. sırada olursan o gün Fatih olamıyorsun. Peki birçoğunuz diyor ki ya ben hala nerede kalacağımı bilmiyorum, İşte eşli arkadaşımla kastım, 2 gün sonra beni bıraktı, ben Fatih olamadım dediğinde duyuyorum hani bir yandan. Peki orada ne yapacağını ben sana söyleyeyim. Hiç kimseye güvenme, sadece kendini Fatih yapmaya çalış. Çünkü 2 gün sonra belki arkadaşım bir işi çıkacak, işte yok ben dersime çalışacağım,
sınava çalışacağım, rank kasmayacağım diyecek, işte oyunu bırakacağım 2 hafta diyecek falan filan, belli olmaz. Eğer ki o da Fatih olmak istiyorsa gitsin, o da tekli kassın. Benim mantığım o hani. Ben her zaman sizlere tekli öneriyorum ve hani şu anda mesela teklide oynayıp beni tanımayan yok diyebilirim. Hani neredeyse herkes tarıyor böyle, işte aynı maça denk geldiğimizde falan arkadaşlık isteği atıp içine abi aynı maça geldik diyenler falan da var yani. Mesela ben burada tekli kasıyorum. Tekli Fatih olma olayı şöyle. Hani eğer ki bak, bu arada Fatih olamam deme. Çünkü ben tek sezonda 16. sezonda 2 kere Fatih oldum. Ve tek sezonda 2 kere kastım bak. Biri Platin 2'den başlayıp 12 günde Fatih oldum. Diğeri ise Bronz 6'dan, bak 5 bile değil. Kademe banı yediğim maçta, örnek veriyorum, -40 aldın ya, PUBG onu Bronz 5'te oraya yazıyor ve ben Bronz 6'dan başlayıp Fatih'e kastım ve tek sezonda 2 kere Fatih oldum. Plat'tan başladım 12 günde, Bronz 6'dan başladım ise 18 günde Fatih olabildim. Aslında hani Fatih olmak isteyenler sadece mobil oynasa bunlar daha kısa sürede olur. Ben mesela o 12 günde olduğumda, 18 günde olduğumda emülatörde yayında falan da oynadım ve öyle oldu. Bu sezon mesela ben sezon 17'de 9 günde Fatih oldum ve yine emülatör mobil karışıktı ama hani dersim falan yoktu, YKS'ye çalışıyordum, full odak oynuyordum ve 9 günde sadece mobil artı J7 Fatih oldum. Günde 2-3 saat yayında oynadım. Onun harici 4-5 saat J7'de oynadım günlük ve 6-7 saatin sonucunda Fatih oldum ve 9 günde oldum. Hani ders olsun, video olsun falan filan. O zamanlar tabi o kadar dertli değildi. Videoyu çekiyordum, yüklüyordum. Ondan sonra bir de rank kasımı taktiği falan. O şekilde geçiyorduk ve 9 günde ben Fatih oldum. Peki senin hakkındaki soru ne? Ben bu Fatih puanını nasıl hesaplarım? Onun zaten kanalda videosu var ama yine de ben sana özet bir şekilde geçeyim. Bu sezonda ilk 500'e girme puanı şu anlık 80 puanda. Eğer ki 100. adamdan 3. şahıs tekli de, bu arada diğerlerini bilmiyorum ben, 3. şahıs tekli de 100. adamdan 80 puan çıkarırsan, mesela şu an buradaki adama bakalım kaç puanda, 4380. Sen buradan bir 80 puan çıkar, burada tam olarak 4300 puanlarda Fatih olabiliyorsun ya da bu 90'da olabilir. Hani şu anlık daha sezonun başı olduğu için pek fazla değişmiyor. Hani mesela buradaki 100'lük adam daha Fatih olmadan ilk 100'e girmiş, hani öyle düşünün. Eğer ki sizler de isterseniz bu şekilde Fatih puanınızı hesaplıyorsunuz. Birkaçı da bana yorumlarda şey sormuş, işte hayatta bir şey diyeyim mi, tam 10.000'e girmesi bu arada bak. Eğer ki hayatta kalmada ilk 500'e girersem Fatih olur muyum diyenler olmuş, orada Fatih olamıyorsunuz. Çünkü ben hani burada bizzat geçen sezon ilk 36'ya kadar girdim yılan namada ama Fatih olamadım. Çünkü bu hayatta kalma şeyi yılan yapma yeri gibi düşün. En çok yılanlayan bu sıralamaya girebiliyor. Ama pek bir, hatta neredeyse hiç diyeyim, hiçbir avantajı yok. Sadece burada gözüküyorsun, o kadar. Bu arada eğer ki hala bilmiyorsan niye söylüyorum, bak takımlı kasacaksan takımlı da hedefin As Ligi olsun. Yani As Ligi'ni kasmayı istiyorsan sezonun son 3 haftası git, orada rahat rahat bol bol puan alabilirsin ve sezonun sonunda As olabilirsin. Ben sana bunu da söyleyeyim. Eğer ki Fatih'e kasmak istiyorsan benim en ama en güzel önerim 3. As teklidir. Böyle 5N'de falan yapma. Çünkü 5N'de kill alma olasılığınız çok düşüyor. Neden dersen 5N'de gören ve ses kasan alır. Hani ben bizzat sezon 12'de zaten Fatih olduğum için biliyorum. Belki hani kademe banı yiyip tek sezonda 2 kere Fatih'e kastığıma inanmayan arkadaşlar varsa diye onu da sizlere göstereyim. Şuradan 16. sezona geliyorum ve burada mesela benim buradaki ranklarım böyle olmuş. Acaba niye oldu diye bir düşündüm. Büyük ihtimalle bunlar ben video çekerken yükselttim. Normalde burası bronzdu. Aynen bak. Bu kısım bronz. 5N kısmı bronzdu. Hala bak burayı kasmadım. Oysa 17. sezon burası kendi kendine bir arttı böyle. Ama bak 16. sezon kademe banı yiyorum ve tek seferde 2 kere Fatih'e kasıyorum. Bu kademe banı da soranlar için, bilmeyenler için söyleyeyim. Yayında beni ghostluyorlar. Ghostlular da işte bir kere öldürmedim. Ben bazen birkaç kere öldürmüyordum işte. Hani zıplıyorlardı, geliyorlardı falan. Vurmayınca ne oldu? Kademe banı yedik. Adam dedi bunlar iki kişi bildir. Ondan sonra ban yedik. Hani bu olay aslında böyle bir şey oldu. Bir de en çok sorulan soruları söyleyeyim. Kendi bildiğim bilgilerle söyleyeceğim bunu. Hani direkt doğru cevap aslında. 3. şahıs tekli sezon sonu kaç puanda bitiyor? Şimdi 3. şahıs tekli sezon sonu, ben kastım 3. şahıs tekli sezonlarına göre söyleyeyim. Sezon 15'te 3.75'te bitti. Sezon 16'da 3.50 ile bitti. Sezon kaçtı? 17'de de az 4.5 olarak bitti. Hani bu 3 falan dediğim şey olarak sayın, yıldız olarak sayın benim. Hani bunlar yıldız aslında, öyle bir şey, unuttum kelimeyi de. İşte yıldız olarak anlayın, hani bu sezonda büyük ihtimalle az 4 olarak bitecektir diye düşünüyorum. Hani burada rank gastın da böyle az 4 kullanana birazcık kolay gelebilir ama
Yani tek hedefim burada ilk ona girmek olsun. Hani puan sisteminde ben sizlere anlattım. Eğer ki ilk ona girersen bol bol puan alırsın ve maç sonu çok adam kalıyor yani, böyle 30 tane falan adam kalıyor. O alanlarda bir tane eline Buggy al, Jeep al, Toros kesinlikle alma. Toros çok takla atıyor. Buggy birazcık daha böyle yerde duruyor, motora falan sakın binme. Herkes sıkar. Hani böyle son anda 30 kişi kaldığında ve sisli bir havaysa eğer kesinlikle kaçırma. Fişek de bulduğunda da tank çağır. Mesela son alanda böyle yılanları yaz. Çünkü kimse sana sıkmıyor bak. Ciddiyim bak, sana kimse sıkmıyor. Herkesin amacı ya ilk ona ben mi gireyim de fazla puan alayım derler. Eğer ki sen o alanda gidip bir araç bulup yılanları ezersen sen orada bol bol kill alırsın ve ben genelde öyle yapıyorum. Hani bu sezonda da baktım beni sıramadan ilk 10.000'den kovacaklar. JD'ye tekrardan PUBG yükledim. Kasıyor masıyor ama ne yapacağız? 5 FPS birazcık oradan destek alıp ben bu sezon yine Fatih olacağım. Fatih olduğum videosunda da inşallah ileride görüşürüz. Bu videolukta benden bu kadar. Da hani elimden geldiğince bütün aklınıza takılan soruları, bana yayında sorduğunuz soruları cevaplamaya çalıştım. Hani Rankers Bronze 5 olsun, elmas olsun, gümüş olsun hiçbir şekilde fark etmiyor. Fatih olmak isteyen 3 ucağız tekli şu an girsin. Şu an bile Fatih olur ta ki sezonun son 3. haftasına kadar. Hani sezonun son 3 haftası var ya böyle biteceği zamanlar. O aralar kasmanızı öneriyorum ben. Onun harici rahat rahat kasabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadardı. Ben yavaştan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki PUBG videomda görüşmek üzere diyorum ve kaçıyorum. Bye bye.